Karim Benzema mütevazi futbolunu 12 yıldır Real Madrid'in hizmetine sunuyor. Bu süreçte Şampiyonlar Ligi kupaları, lig şampiyonlukları, kupa zaferlerine katkıda bulundu. Her zaman işini layığıyla yapmayı bildiği ama o her zaman ya arka planda kaldı ya da arka planda bırakıldı. Aslen Cezayir asıllı olan Karim Benzema 19 Aralık 1987'de Fransa'nın Lyon şehrinde dünyaya geldi. Hafit ve Vahide Benzema çiftinin 9 çocuğundan 6.'sı olan Benzema, Lyon'da bir banliyö olan sorunlu Bron mahallesinde dünyaya gözlerini açtı. Bir göçmen ailenin çocuğu olarak Lyon'un en sorunlu semtlerinden biri olan Bron'da yaşamak hiç kolay değildi. Hele ki fakir ve kalabalık ailede büyüyen bir göçmen çocuğuysanız. Kötü çeteler ve suça sürüklenmiş çocukların olduğu bu semtte Benzema, göçmen çocuğu olmanın da verdiği dışlanmayla kolay adapte oluyordu. Babası otoriter, katı ve kuralcı biriydi. Oğlunun böyle ortamlarda yetip gitmesini istemediği için onu katı ve sert kurallarıyla büyüttü. Bu kuralcılık oğlu Benzema'nın bu banliyodaki kötü ortamlara karışmasını engelledi. Babası Benzema'nın bu kötü banliyolardan uzaklaşmasını isterken onu yatılı bir okula göndermek istedi. Ama Benzema bu durumu hiç istemiyordu. Okuduğu okulda ise göçmen olması başlı başına bir sorundu ve Benzema etnik kökeni nedeniyle arkadaşları tarafından dışlanıyordu. Bir diğer sorunsa Benzema'nın ilkokul çağlarında hiç sevmediği kilolarıydı. O zamanlar biraz kiloluydu ve fazla yağları yüzünden sorun yaşıyordu. Etnik kökeni ve kilosu yüzünden Benzema o yaşlarında arkadaşları tarafından akran zorbalığına maruz kalıyordu. Okulda yaşadığı sorunlar ve gördüğü zorluklar bir kenara dursun, Benzema bu sorunlardan uzaklaşmanın yolunu bir futbol topunda buldu. Mahallesinde top peşinde koştururken bir yandan fazla kilolarını vermeye uğraşıyor, diğer yandan yeteneğiyle dikkat çekerken herkes tarafından takdiri topluyordu. Futbolu sayesinde artık yavaş yavaş arkadaş edinmeye başlıyordu. Futbol onun hem fiziksel hem de psikolojik olarak toparlanmasına fazlasıyla katkıda bulunuyordu. Benzema 8 yaşında Bron Terrailon kulübüne katılırken bu durum kendisi için bir dönüm noktası oluyordu. Burada yaşıtlarının oranla çok daha üstün olan Benzema Coco lakabını alıyordu. Karim Benzema'nın Lyon'un radarına girmesi ise iki akademinin kendi arasında yaptığı bir maçta gerçekleşiyordu. Lyon genç akademisine karşı oynanan U10 takımı maçında Benzema 2 gol atarken Lyonlu yetkililer Benzema'ya dikkat kesildiler. Lyon yetkilileri gözlerini Benzema'ya çevirmişti bile. Bron kulübünü ziyaret eden Lyon yetkilileri o zaman Bron başkanına bir teklif sundular ancak başkan teklifi yetersiz buldu ve geri çevirdi. Bu göçmen çocuktan kolay vazgeçecek gibi durmuyorlardı. Lyon yetkilileri Benzema ailesini ziyaret etmeye karar verdi ve baba Hafid Benzema'ya sundukları teklif olumlu dönüş aldı. Benzema daha 9 yaşında Fransa'nın en iyi takımlarından biri olan Lyon Akademisi'ne girmeye hak kazanırken ona top toplayıcı olarak da görev vermeyi sunuyorlardı. Lyon Akademisi'nde fazla kilolu görüntüsü onun yeteneklerini sergilemesine engel olmadı. Benzema sahada olduğu her zaman fark yaratıyordu. Ama hala dışlanmaların ve yaşadığı akran zorbalıklarının etkisiyle kendisini tam olarak insanlara açamıyordu. Benzema bu yaşlarında iyice içine kapanık bir çocuk olurken antrenmanlardan çıkar çıkmaz evine gidiyordu ve asla dışarı çıkmıyordu. Günümüzde bile eleştiri konusu olan içine kapanık halinin temelleri bu dönemde atılıyordu. Yaşadığı dışlanmışlıklar, zor geçen anıları, Cezayir hasreti onu sessiz ve çekingen bir yapıya bürünmeye itti. O yaşlarında kimse farkında değildi. Yaşadığı bu günlerin onu çok çalışmaya yeteceğini ve ileride dünyanın en iyi forvetlerinden biri yapacağını. Lyon'da başarı basamaklarını tek tek tırmanmaya başlayan Benzema, Fransa U16 liginde 32 gol atmayı başardı ve Lyon rezerv takımına yükseldi. Rezerv takımında da sezonun kalanında 10 gol atma başarısı gösterirken kilometre taşlarını erkenden aşmaya başlamıştı Benzema. Daha adını duyurmadan önce kupalar kazanmaya başlamıştı. 2004 yılında Fransa'da düzenlenen U17 futbol şampiyonasında kupa kazanmayı başaran Fransa U17 takımının bir parçasıydı. Hatem Ben Arfa, Samir Nasri, Jeremy Menez gibi oyunculardan oluşan U17 Fransa takımında finalde İspanya'yı yenerek kupayı kaldırmayı başaran bu yıldızlar topluluğunda grup aşamalarında Kuzey İrlanda'ya karşı bir gol atma başarısı gösterdi. 2004-2005 sezonu devre arasında Lyon A takımına yükselmeyi başaran Benzema, Juninho, Essien, Abidal gibi oyuncuları yakından tanıma fırsatı da buluyordu. Lyon'da ilk profesyonel maçına ise 15 Ocak 2005'te Metz karşısında ikinci yarıda oyuna girerek çıkmış oldu. 12 dakika süre alabildiği maçta bir de asist yapma becerisi gösteren Benzema, Avrupa'nın en potansiyelli, en ilgi çeken gençlerinden biri haline geliyordu.
2000'li yıllara damga vuran Lyon takımının bir parçası olmayı başaran Benzema, takımlarındaki Juninho, Essien, Abidal, Malouda, Govou gibi isimlerden çok şey öğreniyordu. Benzema ilk sezonunda 6 maçta forma giymeyi başarırken sezonu lig şampiyonluğu zaferiyle kapattı. Bir diğer sezonda da takıma Fred'in katılmasına rağmen forma rekabetinde ciddi adaylardan biri haline geliyordu. 2005-2006 sezonunda 16 maça çıkarken 4 gol 4 asistle oynadı. Karim Benzema futbolunun sürekli üstüne koyarken 2007-2008 sezonunda 10 numaralı formanın sahibi olmayı başarırken takımın en net forveti haline gelmeyi de başarıyordu. 2007-2008 sezonunda 52 maça çıkarken 31 gol 10 asistlik olağanüstü performansı yeni Los Galacticos kurmanın peşinde olan Real Madrid'in iştahını kabarttı. 2008-2009 sezonunda 47 maça çıkarken 23 gol 6 asistle oynadı. Bu olağanüstü performansları ona Real Madrid'in kapısını aralıyordu. 2009-2010 sezonunda Real Madrid'e 35 milyon euro karşılığında transfer olurken hikayenin devamı bildiğiniz gibi Benzema'nın hiç bencil olmayan futbolunu Real Madrid'in hizmetine sunması şeklinde gerçekleşti. Cristiano Ronaldo ile beraber 9 sezon forma giyerken Ronaldo'nun arkasında kalmak onun için hiçbir zaman bir problem olmadı. O her zaman her koşulda en iyisini Real Madrid'in hizmetine sundu. Spot ışıklarının Cristiano Ronaldo'da olduğu dönemlerde Ronaldo'yu besleyen ve en iyi yapan faktörlerden biri olmaktan, kısacası ikinci adam olmaktan hiçbir zaman gocunmadı. 2009-2010 sezonundan beri forma giydiği Real Madrid'de 4 lig şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi kupası, 2 İspanya kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 3 İspanyol Kupası, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 tane de UEFA Süper Kupası kazanmayı başarırken 3 kez de ülkesinde yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Fransa milli takımıyla 87 maça çıkarken 21 gol attı. Milli takımda her zaman çalkantılı hayatıyla gündem olmayı başaran Benzema, 2013 yılında reşit olmayan bir kızla para karşılığı ilişkiye girme skandalıyla gündeme gelirken davadan beraat etmeyi başardı. 2015 yılında da Karim Benzema ve çocukluk arkadaşı Zoe, Valbuena'nın seks kasetini yayımlamakla tehdit etme olayıyla, yani şantaj olayıyla gündeme gelirken Benzema bir daha Fransa milli takımına alınmadı. 2015'ten bu yana milli takıma giremeyen Benzema, gösterdiği performansla göz doldururken Didier Deschamps, Benzema için milli takım kapısının açılmamak üzere kapalı olduğunu söylemişti. Bu olaydan hala yargılanması devam eden Benzema da birçok futbolcu tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Belki de son dönem performansıyla milli takımda son kez raks edebilir. Orhan Gencebay'ın da dediği gibi, "Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni."